Efendim aileceye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir cuma gününde daha sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi bugün ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi cumalar diliyorum. Sağ olun hocam, nasılsınız öncelikle, iyi misiniz? Tamam, teşekkür ederim, çok şükür iyiyiz. Şu anda ben Antakya'da. Öyle mi? Antakya'da bugün 3 konferans var Antakya'da. TOP İmam Hatip Lisesi'nde. Evet. Sonra üniversite gençleriyle ilgili ve halka yönelik 3 tane işte, gençlik, aile, iyilik, kötülük kavramları. Yani evet. Bunların bu gibi konuları konuşmayı planladık. Harikasınız hocam. Evet. Geçtiğimiz günde de Ankara'daydınız diye biliyorum. Bu evet, aralar evet, Ankara'da. Sürekli şehir dışındasınız. Kolay gelsin hocam. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Hocam 3 ayların başlamasına çok az bir süre kaldı. 25 Şubat'ta Recep ayı inşallah başlayacak. Biz de bunun öncesinde ailede manevi hayatı, ailede huzuru konuşmak istedik sizinle. Az sonra da Saffet Köse hocamızla 3 aylar ne anlam ifade ediyor bunları konuşacağız. Bu arada Saffet hocamızın da size bol bol selamı var. Üzerimizde kalmasın hocam. Aleyküm selam. Bilmukabele kendilerine saygılarımı iletiyorum. Sağ olun hocam. Hocam ailenin gerçekten sağlıklı, huzurlu bir yuva haline gelmesi için manevi hayatımız nasıl şekillenmeli? Manevi dünyamızın önemi ne sizce hocam? Tabii manevi dünyamız şu açıdan önemli. Aileyi bir arada tutan değerler analiz edildiğinde bu değerlerden iki tane önemli ayağı var. Biri maddi birikimler, diğeri manevi birikimler. Bu manevi birikimlerde aileyi bir arada tutan değerler. Yani ailedeki yaşanan hikayeler, çocukluk hayatındaki insanın yaşadığı hayat senaryoları, olumlu olumsuz yaşantılar, o manevi hayatın, ruhsal deneyimlerin onda bıraktığı izler, o kişinin gelecek hayatında onun kişiliğinin şekillenmesine neden oluyor. Hı hı. Ve aynı zamanda kişinin sadece kendisi için yaşayan bir kişi değil de manevi sorumluluğu da olan, manevi değerlere önem veren, yani bir sadece bilgi öğrenen bir kişi değil de bilgelik öğrenen bir kişi haline geliyor. Eğer manevi değerler eğitimde varsa. Hı hı. Yoksa biz böyle ayaklı kütüphane gibi insanlar yetiştiriyoruz. Bilge insanlar yetiştiremiyoruz. Bir insanın, bilge insanın yetişmesi için de bilgelik değerlerinin, ki bunlar manevi değerler olarak bilinen değerler, mesela nelerdir? İşte kişinin iyi insan olması, diğer insanları da empati yapabilmesi, diğer insanları da hayatın bir parçasının, sosyal dokunun bir parçası olabilmesi, paylaşımcılık, yardımlaşma, minnettarlık eğitimi, daha sonra şükran duygusu, merhametli olmak gibi değerler var. Bu değerleri öğrenemezse bir insan sadece mekanik bir varlık gibi oluyor. Evet. Bencil oluyor, mutlu olamıyor insan. Hı. Zengin oluyor ama mutlu olamıyor. Bu nedenle bugünümüzde bunların ailede ilk 0-5 yaş arasında öğretilmesi daha önemli olduğu anlaşıldı. Hı hı. Yani sadece 0-5 yaş arası kişi dünyadaki fiziksel yaşantıyı öğrenmiyor. Ruhsal yaşantıyı da öğreniyor. Yüksek değerleri de öğreniyor. İnsani insan olmayı öğreniyor. Bununla ilgili bilimsel literatüre girmiş bazı olgular var. Mesela vahşi çocuk olguları var. Ormanda bulunmuş çocuklar var. Hı hı. Çocuklar ormanda bulunuyor. Hangi canlının yanında yaşamışsa, mesela köpekler büyütmüşse çocuğu, kurtlar büyütmüşse aynı kurtlar gibi ses çıkarıyor, kurtlar gibi başını suya sokuyor, kurtlar gibi yürüyor, yemeğe ağzıyla yiyor, dişleriyle parçalayarak yiyor yediği şeyi. Böyle ve bu kişi ayakta durmayı 10 yaşın 12 yaşını geçtiyse öğretemiyoruz. İnsanlar sevmeyi öğretemiyoruz. Evet. Bu vahşi çocuk olguları dünyada, Ukrayna'da var mesela şu an. Ukrayna çocuğu olarak diye geçen bir çocuk var. Birçok 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bulunanlar var. Bunlar literatürü gördükten sonra psikolojide bir devrim yaşandı. Yani bunların genetik gelmedi, sistematize edildi, bilimsel metodoloji geliştirdi. Hı hı. Bu insani değerleri, manevi değerleri de bunun bir parçası.
bir çocuğa nasıl öğretiriz küçük yaşlardan itibaren, okullarda nasıl öğretiriz diye. Evet. Bu pozitif psikoloji olarak bir bilim dalı oluştu. Onun uzantısı olarak şimdi Harvard ders olarak koydu, Yale koydu, İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu dersleri. Bunlar terk edilmiş değerlerdi. Bunların yeniden inşası faaliyeti başladı. Yani bu nedenle biz bu 3 aylar gibi manevi aylar, Ramazan gibi aylar aslında ailemizde böyle bir manevi iklim oluşturup, atmosfer oluşturup bu değerleri oturup çocuğumuza, yani merhametli olmak nedir çocuğum? Merhametli olmak nasıl bir şeydir? Bunu bu konuda bir konuşalım deyip çocuğu o konuda konuşturalım onu. Evet. Şükran duygusu nedir? Teşekkür etmek nedir? Hı hı. Bak, bu böyle çocukla bu gibi konuları konuşalım. Çocuğun dünyasında bununla ilgili manevi gelişim olsun. Değil mi? Ki hayatına yansısın. Yani bunu aileden, anne babadan öğrenmeyip sokakta mı öğrenecek yani? Merhametli olmayı mesela. Evet. Evet. Hocam, tam tersi, baskıcı bir eğitim, baskıcı bir manevi eğitim çocuklarda psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Bu konuda gerçekten eğitim yöntemi, eğitim sistemi oldukça önemli diye düşünüyoruz. Çok erken yaşlarda anne ve babanın zoraki bir şekilde verdiği, kendi hal diliyle anlatamayıp da çocuklara baskı uyguladığı eğitimlerde ne yazık ki sorunlar yaşanıyor ki şu anda günümüzde çocukların hali de ortada. Onlara bir baskı yapmak da mümkün değil. Bu konuda eğitim metodolojisi yönünde oldukça dikkatli olmak lazım diye düşünüyoruz. Siz biraz bahsettiniz ama biraz daha açarsak bu metodoloji nasıl olmalı hocam? Tabii ki 21. yüzyılın eğitim metodu deneyimleyerek öğrenme metodu, aktif öğrenme metodu. Evet. Mesela daha önce 100 sene, 200 sene önce bir baş öğretmen gibi ya da öğretmen gibi buyurgan bir kimse geliyor, bu doğruları anlatıyor gidiyor. Bu o dönemde çocuğun zihnini çeldiren, çocuğun hayatını olumsuz etkileyen etkenler çok azdı o dönemlerde. Çünkü ne oluyor, işte komşusunun kızıyla evleniyor, babasının işini yapıyor, sakin bir yaşantı var. Ama şu anda dünyanın küresel bir köy olması, elektronik bir köy olması ve iletişimin dünyanın bir tarafında olan olumsuz bir olayın sanki evimizde olmuş gibi yaşanması, bu gibi durumlar insanlarda kötülüğünde iyilikten 5 misli daha hızlı yayılma istidadı var. Hı hı. Kötücül duyguların, kötücül bilgilerin, kötücül haberlerin. Evet. Bu özellik nedeniyle çok hızlı yayılıyor. Bunun için biz, yani 100 sene önce bir anne ve baba çocuğunu bunun için böyle toplum içinde sosyal ortamlarda rahatlıkla iyi kötüyü ayırt edip öğrenebiliyordu. Şimdi toplumdaki sosyal normlar bozuldu. Sosyal duvarlar yıkıldı. Hı hı. Tek duvar aile kaldı. Ailenin duvarını da internet yıktı. İnternet evimizin açık kapısı. Evimizin içerisinde internet olan bir çocuk alıyor, cep telefonuna giriyor. İnternetin içerisinde sokaklarda dolaşıyor ve orada birçok hayatı öğreniyor. Olumsuza çok daha açık bir hale geldik. Bu nedenle bu çocuğa korkutarak, baskı, korkutma, tehdit, şiddet yöntemleriyle öğretmeye çalışırsak, çocuk böyle durumlarda yani kendi kimliğine, kişiliğine, özellik duygusuna, kimlik duygusuna tehdit gibi algılıyor. Evet. Kimlik kazanamıyor çocuk. Yani annesinin, babasının ya da ona sunulan kimliğin taklidi edilen bir kimlik öğretiliyor baskıcı eğitimlerde. Ama deneyimleyerek öğrenme yönteminde kişiye kimlik kazandırma becerisi kazanıyor. Yani o öyle yapmış, bu böyle yapmış ama ben böyle bir arı gibi bütün her tarafı dolaşıp kendi balını yapıyor, kendi kimliğini oluşturuyor. Bu çocuğumuza bu duyguyu verirsek hem aileye ait hisseder kendini hem de özgür hisseder. Evet. Bunu çocuğumuza baskıyla yaptığımız zaman aileye belki ait hissediyor ama ufak bir farklı fikirler, farklı daha güzel gibi bilgiler geldiği zaman rahatlıkla raydan çıkabiliyor çocuk. Doğru. Ya bunun için baskı, tehdit, korkutma, sindirme yöntemi değil, takdir, övgü, onay, güzel söz yöntemi bu çağda daha geçerli bir yöntem. Bu böyle durumlarda çocukta gönüllü itaat oluyor. Hı hı. Öbür türlü korkuya dayalı itaat oluyor. Ama gönüllü itaat olursa kişi ne yapar böyle durumlarda? Rahatlıkla o ortamı değiştirse bile inandığı için rahatlıkla
aynı doğruları yapar. Mesela bir öğretmen sınıfta korkuyla disiplin sağlamışsa, öğretmen olmadığı zaman okul karışır, kaynar. Doğru. Ama sevgiye dayalı disiplin sağladıysa, öğretmen olmadan da öğrencilerin önemli bir çoğunluğu kuralları devam ettirirler. Bunun için bu çağın yöntemi içinde sevgi olan disiplin çocuklara. Hı-hı. Evimizi, okulumuzu kurallı ortam yapalım. Ama bunu ne yapıp yapıp çocuklara ikna ve inandırma yöntemiyle ve sevdirerek yapalım. Hatta eğitimcilere böyle verdiğimiz bir örnek vardır. Hı-hı. Başarılı eğitimci kimdir diye sorduklarında, başarılı eğitimciler çocuğun dersi sevmesini sağlayan eğitimcidir diyoruz. Evet. Peki çocuk dersi sevdiği zaman dersi kolay öğreniyor. Ve dersi sevmesi için çocuğun öğretmeni sevmesi çok önemli. Çocuğun öğretmeni sevmesi için de öğretmenin çocuğu, öğrenciyi sevmesi çok önemli. Hı hı. Onun için duyguları yöneten, sınıfta duygusal liderlik, sınıf yönetiminde duygusal liderlik yapan bir eğitimci, o sınıfta disiplini ve bilgiyi daha iyi, disiplinle bilgiyi dengeli bir şekilde çocuğa öğretebiliyor. Bu anne baba için de geçerli. Ama bunu önce kendimize yapacağız. İlk yani onun için diyoruz ya gençlere, ilk zaferi kendinize karşı kazanın. Kendinizdeki yanlışlara yönlendiren böyle dürtülere, arzulara, heveslere karşı ilk zaferi kazanın. Gerçek özgürlük de bir genç için kendi arzu ve dürtülerinden özgür olmaktır. Yoksa yani şu anda popüler kültürün zincirleri kır, duvarları yık, canın istediğin gibi yaşa, bu özgürlük değil ki. Bu kişinin kendi arzu ve dürtülerinin tutsağı olmasıdır. Evet. Yani bu nedenle yani bu özgürlük kişinin kendi isteklerini, dürtülerini, toplumun isteklerini, dürtülerini, ihtiyaçlarını belirleyip buna göre doğru kararlı vererek hayat yolunda o yolculuğa sağlıklı bir şekilde gidebilen kişidir. Yani bu nedenle eğitim veren de işte tehdit, korkutma ile baskı eğitim veren bir anne ve baba, çocuğunu kaybetme ihtimali bu zamanda çok daha yüksek diyebiliriz. Evet. Hocam, şimdi anlattıklarınızdan şunu ben anlıyorum. Manevi hayatımızdan bahsediyoruz. Belki bizi dinleyenler şunu düşünebilirler ya, manevi hayatımız ahirete yönelik, bu dünyaya bir katkısı var mı acaba diye düşünülebilir. Anlattıklarınızdan ama şu anlaşılıyor: mutlaka ahirete büyük faydası var. Ama dünya hayatındaki mutluluk içinde, nizam içinde manevi hayatımız oldukça önemli diye anlıyoruz sizden hocam. Tabii, manevi hayat denildiği zaman kişinin bir somut hayatı vardır, maddesel hayatı, bir de soyut hayatı vardır. İnsanda vardır soyut kavramlar, sembolik kavramlar, insanda vardır. Bunları geliştirebilmesi insanın, müzikle, sanatla ilgilenmesi de bir aslında manevi değerlerle ilgilenmek gibidir. Ama manevi hayatın bir dünya ayağı var, bir de dünya sonrası ayağı var. Evet. Mesela diyelim ölüm konusunu bir anaokulundaki çocuğa bile anaokulunun kurallarını yazarken şu andaki eğitim sisteminde şu akvaryumdaki balığın öleceğini bil diye öğretilir. Evet. Anaokulundaki çocuğa. Şimdi bunu bazı böyle fazla seküler düşünen, sadece dünyevi düşünen, seküler derken ben burada felsefi anlamdaki seküleri, dünyacılık anlamındaki, kültür durumundaki onu kastediyorum. Hı-hı. Böyle düşünen bir kimse ölüm, ölümden sonrasıyla ilgili hiç açıklama getirmiyor, hiç kafa yormuyor. Evet. Böyle bir kimse bir ölümle karşılaştığı zaman korku başlayacak. Halbuki ölüm hayatın bir parçası. Doğru. Korkmak veya ölüme soğukkanlı karşılayabilmek bizim tercihimiz. Hı hı. Burada çocuğa doğru tercihi öğretebilmemiz gerekiyor. Kendimize bu doğru tercihi, yani ölüme açıklama getirmek, ölümle yüzleşmek, konuşabilmek, bu biz ölüm konusunda kendimizi eğlenceye vererek, anestezi ederek rahatlamak gibi bir aldatıcı bir yöntem. Yani deve kuşuna benziyor. Deve kuşu başını kuma sokmuş. Hı hı. Avcı görmesin diye koca gövdesi dışarıda. Yani biz şimdi şu anda deve kuşu gibi ölüm yok diyelim ki yaşayacağız. Halbuki ölüm kaçınılmaz bir gerçek. Hı. Bu gerçekle yüzleşebilmeyi başarabilmesi lazım. Bu insanın gelişmişlik işaretidir. Yani bunun için ölümü analiz edebilen, ölümü açıklamaya getiren en önemli manevi sermayeyi kazanmış olur. Neden kazanmış olur? Çünkü mesela çocuğu, yani iki dünyada faydası var bunun. Yani hı hı. Sadece yani ölüm korkusunu yenmede, yani insanın
Allah'ın rızasını kazanmada, yani ebedi hayatını kazanmada bir gayretin ötesinde, yani bu dünya hayatını da bir cennet hayatına çevirtir. Doğru. Manevi değerlere inanmak. Doğru. Bu nedenle bunu çevirtebilmesi için kişi, çünkü yalnızlığın, ölümün, bir olaylar karşısında aciz, çaresiz kalmanın, güçsüzlüğün, bir mikrop karşısında yenik düşmenin, bir olaylar karşısında, çocuğun hastalığı karşısında, yani toplumun, çünkü %50'si sağlıklı insansa %50'si dezavantajlı insandır. Zayıflar, hastalar, çocuklar, engelliler, ihtiyarlar, bütün bunları düşündüğümüz zaman %40-50 civarında bir toplumun yarısı dezavantajlıdır. Yani dezavantajlı bir insan hayatının bir döneminde avantajlı olmuş ama bir döneminde dezavantajlı dönemler yaşamıştır hepimizin. Evet. Yani onları da mutlu edebilmek için muhakkak insanın manevi birikimlere ihtiyacı var. Hı-hı. Manevi sermayeye ihtiyacı var. Manevi kazanımlara ihtiyacı var. Bunu yapabilmesi için bunun da eğitilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da bu zaten hayat dünya hayatıyla sınırlı değil ki. Evrenin sırlarını biz beş duyuyla çözemeyiz ki. Evet. Yani bunun için evrenin sırları, yani insan sonsuzdan gelmişiz. Belli bir parantez açılmış. Tekrar sonsuza gideceğiz. Yani şu anda akla yakın en açık gerçek bu. Görünmeyen bir şey, ona karanlık madde deniyor. Evet. Mesela. Evet. Yani bunun gibi evrende böyle görünmeyen bir gerçeklik var. Yani her baktığımız her şeyde bir yaratıcının mührünü görüyoruz. Evet hocam. Yani burada böyle bir evrende yaşıyoruz. Böyle durumlarda insanın yaratıcıyla online olması gerekiyor. Hı hı. Yani kalbini Rabbine açması gerekiyor. Bunu yapabilirse müthiş bir huzur kazanıyor. Kesinlikle. Ben bakıyorum, ben Müslümanım diyen birçok insan, hı hı, Müslüman ama mümin değil. Hı hı. Müslüman ama kapitalist gibi yaşıyor. Evet. Halbuki mümin olsa Allah'a inanmanın verdiği huzurla, o engin duygularla, esenlik duygularıyla, hı hı, elde ettiği huzurla kimseyle çatışmaz, kimseyle kötülük yapmadan ilerleyebilir, yalan söylemez, yarana, harama ihtiyaç hissetmez. Evet. Ve aynı zamanda kendiyle barışık olur, toplumla barışık olur. Eğer bir insan kendiyle barışık, toplumla barışık değilse, böyle durumlarda o inancını sorgulaması gerekir. Sağlam bir inancım var mı, benim yok mu? Evet, tevhid evet. inancım var mı, yok mu? Bunu, hı-hı, sorabilmesi gerekir. Evet hocam. Hocam, bu 3 aylarda manevi sermayemizi artırmak, evet, adına önemli bir fırsat olur. Bu fırsatı inşallah da bizler değerlendiririz, İnşallah, diyelim. Bu şekilde isterseniz bir virgül koyalım. Haftaya devam edelim bir başka konuyla. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Antakya'ya da selam saygılar, olsun tekrar. Sağ olun.